Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber Paraf Yayınları'nın ikinci oturumunda yer alan Türk Dili ve Edebiyatı sorularını birlikte çözüyor olacağız. B kitapçığının sorularını çözeceğim. Başlayalım. Mizaha ilişkin bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Öncül öncül verdiği için parçayı okuduktan sonra seçeneklere geçmenin pek bir anlamı yok. Zaman kaybı olur. Seçeneklerden hareketle öncüllere yaklaşabilirsiniz. Birinci cümle tanımsal bir özellik taşımaktadır. Tanımsal özellik taşıyabilmesi için bu nedir sorusuna yanıt vermesi lazım. Bakalım mizah nedir? Mizah nedir dedikten sonra gerek hayatta gerekse sanatta kullanımı itibariyle yaşanan gerçekliğe farklı bir bakış açısıyla bakabilen, sorgularken gülümseten, gülümsetirken düşündüren, düşündürürken farklı noktalara dikkatleri çekebilen bir anlatım tarzıdır. Tanımsal nitelik vardır diyoruz. İkinci cümlede gerektirdiği özelliklerden söz edilmiştir. Neyin gerektirdiği? Mizahın gerektirdiği özelliklerden bahsediyor arkadaşlar. Bakalım. Keskin bir zeka, hazır cevaplılık, dili iyi bilme, edebiyattan anlama, insanı yakından tanıma, mizah yapmak için zorunludur demiş arkadaşlar. Evet, gerektirdiği özelliklerden bahsediyor bize. Üçe bakalım. Ne diyor işte? Üçüncü cümlede bir karşılaştırma yapılmış. Şartların eşit olmadığı durumlarda zayıfın güçlüye karşı durmasını sağlar. Hayır, mizahın bir fonksiyonundan bahsetmiş. Karşılaştırma yok, kalsın. Dördüncü cümlede sadece edebi yapıtlarda kullanılmadığı belirtiliyor. Gerek Türk edebiyatının gerek Batı edebiyatının pek çok türünde yer bulabildiği gibi başka sanat dallarında da etkin bir şekilde kullanılır. Başka türlerde de var diyor. Beşinci cümlede başka kavramlarla karıştırıldığından söz edilmiştir. Mizah, şaka, eğlence, latife, nükte, alay gibi kavramlar birbirinin aynıymış gibi kullanılır, karıştırılmasından bahsetmiş. Dolayısıyla karşılaştırma olmadığı için C doğru seçeneğimizdir. 2. Bu parçada tanıtılan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kesin bir tanımının yapılması güç, belli bir biçime ve kurallar bütününe bağlı olmayan, sürekli değişim ve gelişim halinde olan edebi bir türdür. Bütün türler için bu geçerlidir. Michael Holocaust'un bu türün son derece militanca biçim değiştiren bir edebi tür olarak tarihi kronolojik biçimde ele almak isteyenlerin yapmak istediği sınırlamalara sürekli direndiğini hatırlatır. Zira bu tür doğası gereği kategorize edilmeye, sınırlandırılmaya, türlere ayrılmaya direnir. Ancak yine de bir tanım yapılması gerekiyorsa uzun anlatıma dayalı gerçek ya da gerçeğe benzer olayların yanı sıra düş gücünden yola çıkarak olağanüstü durumlarında eklenebildiği kişi, yer ve zaman üçleminin olduğu birbiriyle bağlantılı olaylar zincirini anlatan bir tür olduğu söylenebilir. Sevgili dostlarım, uzun bir anlatıma dayanan kişi, yer ve zaman üçlemesi etrafında gelişen olay anlatımına dayanan türleri biz roman diyoruz. Kısa anlatıma dayalı olsaydı hikaye olurdu arkadaşlar. Olağanüstü varlıklar deseydi destan olurdu. Göstermeye bağlı edebi metin deseydi ne olurdu? Tiyatro olurdu. Döşeme dilek bölümlerinden bahsetseydi masal olurdu. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bu parçada anlatılanlar bir yazarın edebiyat yolculuğu için düşünülürse hangisi söylenebilir? Yazarın edebiyat yolculuğu açısından inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Arabanızla şehirden oldukça uzak, ormanlar içinde güzel bir kamp alanına piknik için gidiyorsunuz. Yeşillikler içinde kıvrılan yolları, yol boyu karşınıza çıkan dereleri, göletleri geçiriyorsunuz. Korkutucu, hayranlık uyandırıcı, şaşırtıcı uçurumlardan, kayalıklardan geçiyor, tepeleri, yemyeşil düzlükleri yaşıyorsunuz. Sonra kampın kapalı olduğunu, içeri giremeyeceğinizi öğreniyor, belki bulduğunuz bir düzlükte bir dere kenarında pikniğinizi yapıp aynı yollardan dönüyorsunuz. Bu yolculuktan elleriniz boş döndüğünüzü düşünür müsünüz? Bence hayır demiş. Şimdi sevgili dostlar, paragrafa baktığımız zaman paragrafın sosyal mesajı nedir? Şimdi siz bir piknik alanına gitmek istemişsiniz fakat o piknik alanının kapalı olduğunu söylüyor. Ama
olduğu gibi geri dönmemişsiniz. Bir müsait bir yer bulup pikniğinizi yapıp tekrardan aynı yollardan geri gelmişsiniz. Dolayısıyla siz bir emek verdiğiniz için, piknik alanına gitmek için bir emek verdiğiniz için başıboş gelmektense pikniğinizi yapıp geri dönmek daha mantıklı gelmiştir paragrafta, paragrafı konuşan kişi için. Dolayısıyla bir yazarın edebiyat yolculuğu açısından düşünülecekse yazarlık yolunda verilen her emek bir kazanç olarak değerlendirilmelidir. Yani yapmak istediğin ile yaptığın şey arasında fark olsa bile bu bir zayiat değildir, bu bir kazançtır demek istediği için cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır demiş. Okuruma mektuplarda yaşamın kanıksanmış. Kanıksamak ne demek arkadaşlar? İstenmeyen bir duruma alışma değil mi? Çok tekrarlandığından etkileyiciliği kalmayıp alışılmış. Doğru. Yönlerini aynı tutmak. Aynı tutmak bir şey anlatmak, onu konu edinmek. Öyle demiş zaten. Doğru. Çeşitli konularla ilgili tutkularını, bildiklerini, özlediklerini tüm çıplaklığıyla yani apaçık bir şekilde anlatma demiş. Üç de doğru. Ortaya koyan bir Nurullah Ataç var karşımızda. Prospero ile Caliban'da ise aydınların toplumdaki görevi, gelenek, uygarlık gibi konularda bizi çerçevenin dışına çıkarak, yani var olan şeyler değil de var olan şeylerin dışına çıkarak, hazır bilgilerle yetinmeyerek demiş. Bu da doğru. Düşünmeye çağırıyor. Onun eleştirmenciliği bir beğeni eleştirmenciliği. Fakat nesnel ölçülerin dışında kaldığından olacak, sanat alanından içgüdüsü, sezgisi alabildiğine gelişkin. Şimdi sevgili dostlar, nesnel tek yönlü müdür? Hayır. Nesnel genel geçer demek. Tek yönlü değil. Bunun tam tersi kastedildiği için bu ifadeye doğru diyemeyeceğiz. Dolayısıyla yanlış olduğu için cevabımız E seçeneğidir. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliğidir diyor. Kafiye düzeni demiş bakalım. Oldum A, git B, oldum A, git B. Bu çapraz uyak var. Vefa, sefa, cefa mudur? Bu ise düz uyak. Kafiye düzeni farklı çıktı. B, redif ve kafiye kullanılması. Sevgili dostlarım, oldum. Da öyle git. Redif ve uyak var. Ama burada sözcük ek almadığı için redif yok. Evet, uyak var ama redif olmadığı için bunu da eledim. C, söz sanatlarına yer verilmesi. Söz sanatları ortak değildir. D, ait oldukları şiirlerin son dörtlüğü olması. Bir şiirin son dörtlüğü olduğunu nereden anlarsınız? Şairin mahlasının geçmesi lazım. İkinci dörtlükte geveri kendi mahlasını kullanmış. Dolayısıyla bu şiirin son dörtlüğüdür. Ama bu dörtlükte şairin mahlası yok. Hocam Mecnun var ya, Mecnun şiirin içerisinde yer alan kahramanın adıdır. Karakterin adı olmadığı için bu da elenir. Dolayısıyla yalnızca E seçeneği kaldığı için cevabımız budur. Hocam 6 artı 5 duraklayıcı ölçüsünün kullanılması nasıl? Şöyle saydığınız zaman kanun mudur erkan mıdır yol mudur? Şuraya kadar saydığınızda 6, şuraya kadar saydığınız zaman 5. Burada da yar senin derdinden. Şuraya kadar 6 artı 5. 6 artı 5 durayla yazıldığı için cevabımız E seçeneğidir. 6. soru. Hangisi de aliterasyona yer verilmemiştir? Arkadaşlarım, aliterasyonu nasıl kodlayacaktık? Ali diye kodlayacaktık. Bir de bunun karşıtlısı vardı değil mi? Ne vardı? Asonans. Asonansı biz Asena diye kodlamıştık. Aliterasyonu da Ali diye kodlamıştık. Ali'yi kim tanıyor? Ali tanıyanımız var mı aramızda? Yok. Ali pek tanınmayan biridir. Dolayısıyla Ali ünsüz biridir. Tanınmıyor. Asonans, Asena diye kodlamıştık. Asena ünlü biridir değil mi? Herkes Asena'yı tanıyor. İster destandaki Asena kişisi olabilir. Kurt olan, dişi kurtun adı Asena biliyorsunuz. İsterse
diğer Asena olsun tanınmış biri. Şimdi buradan şifreleme ile ne demek istediğimize varalım. Ali ünsüzdü. Ünsüz harf tekrarına aliterasyon. Asonans Asena ile kodladık. Ünlü harf tekrarına asonans dedik arkadaşlar. Bakalım şimdi hangisinde ünsüz harf tekrarı yoktur. Sen sussan sadece sessizce bana baksan. Bakın okurken bile S ünsüzleri baskın geliyor. B. Çin'i bir kasede bir Çin çayı içmekteydi. Okurken Ç harfi baskın geldi. C. Yalap yalap yalabıyan ince tonlum, yır basmayıp yoruyan selvi boylum. Y harfi baskın geldi. Her canlıya hak layık olan cevheri verdi. Tırtıl iki diş bulsa bütün ormanı yerdi. Burada baskın olan ünsüz yok. Gitti Kayser Kasrı'nın tak ur evrakı kalmadı. Nice Kisra geçti tak ur tum turakı kalmadı. Burada da K harfi baskın olduğu için aliterasyon vardır. D de olmadığından cevabımız bu olur. Yedinci soruyla devam ediyoruz sevgili canlarım. Bu parçalar aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir demiş. Yumgak demiş, kelime manasını vermiş. Yumgaklanmak anlamını vermiş. Yumgu anlam, yumgın anlamını vermiş. Bu bir sözlük sanki değil mi? Sözcüklerin kelime anlamını vermiş ve açıklamasını yapmış. Kanı kan ile yumaz. Kişi alası içtin, yılkı alası taştın. Alplar birle uruşma, begler birle duruşma. Bunlar da atasözü. Yani sav örneği değil mi dostlarım? Yiğitleri işletü, yogaç yemiş ırgatu, kolan kegük avlatu, badram kılıp avlanalım. Arkadaşlar bu da bir koşuk örneğidir. Sevgili dostlar, derslerimizde ne demiştik? Saf, sıgı, koşuk destan örneklerinin ilk örneklerini kendi yapıtında toplayan ve bir sözlük özelliği taşıyan eser hangisiydi? Tabii ki de Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divanı Lügati Türk adlı yapıtımız arkadaşlar. 8. soruyla devam ediyoruz. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş? Telmih sanatına başvurulmuştur. Telmih neydi dostlar? Telmih halk arasında bilinen bir olaya, bir kişiye veya bir duruma göndermede bulunulmasıydı. Bakalım var mı? Her sabah, her sabah suya giderken, yar yolunda toprak olsam, toz olsam, bakıp dört köşeyi seyran ederken, kara kaş altında ele göz olsam. Sevgili dostlar, halk arasında bilinen bir olaya gönderme yapılmadığı için hiç vakit kaybetmeden telmih sanatına başvurulmuştur ifadesini yanlış diyoruz. 9. soruyla devam ediyoruz. Evet, kavramlar ile sorulan bir soru. Hangisiyle eşleştirilemez diyor. Bakalım. Allah'ı övmek ve ona dua etmek için yazılan, özel bir ezgiyle söylenen, tarikatlara göre farklı adlar alabilen şiirlere biz ilahi diyoruz. 2. Tasavvuftaki varlıkların Allah'tan geldiği ve yine ona döneceği düşüncesini açıklayan şiirlerdir. Ne diyoruz? Basit bir döngü çizelim arkadaşlar. Mahlukatın Allah'tan gelip tekrardan Allah'a dönüşünü anlatan türlere biz devriye diyoruz arkadaşlar. İkinci öncül bu. 3. İlk okunuşta saçma ya da din açısından uygunsuz görünen bu şeyler tasavvufi açıdan yorumlanabilir özellikler taşır. İnançlardan teklifsizce Allah ile haşa dalga geçer gibi yazılan şiirlere şatiye diyoruz. Burada tarikat önderlerinin tarikata yeni giren dervişlere tarikat adabını, kurallarını anlatmak için yazdıkları şiirlere nutuk diyoruz. Nefes dışarıda kalır. Hocam, nefesin de olabilmesi için ne lazımdı? Hazreti Ali ve Hazreti Muhammed'e yapılan övgü olması lazım idi. 10. soruyla devam ediyoruz. Demiş ki Erzurumlu Emrah'a ait bu semai koşma biçiminde yeniden yazılmak istense aşağıdakilerden hangisi kesinlikle değişmelidir? Şimdi ben bu şiirin semai olduğunu nereden anlarım? Hecesine bakacağım. Benim yârim şimdi çıkar. 8'li hece ölçüsüyle yazılmış. Doğru mu? Doğru. Semai 8'li hece ölçüsüyle yazılmış. Koşma biçiminde yeniden yazılmak istense, koşma da biliyorsunuz 11'li hece ölçüsüyle yazılması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla evvela ve kesinlikle neyin değişmesi lazım? Tabii ki de hece ölçüsünün değişmesi lazım. Hece sayısının
değişmesi lazım diyoruz. 11. Deneysel Roman adlı eserden alınan bu parçada yazar aşağıdaki akımlardan hangisini savunmaktadır diyor. Bugünkü anlamıyla romanın gerçek bir deney olduğundan şüphe edemeyiz. Gözlemden yararlanarak romancının insan üzerinde yaptığı gerçek bir deney. Artık zevk olsun diye tasvir için tasvir etmiyoruz. İnsanın çevresinden ayrılamayacağını, elbisesi, evi, şehri, ülkesiyle tamamladığını kabul ediyoruz. Bu bakımdan beyninin ya da yüreğinin tek bir olayını, çevrede onun sebeplerini ya da tepkisini aramadan tespit etmeyeceğiz. Sonu gelmez tasvirlerimizin sebebi işte budur. Sevgili dostlarım, Emile Zola Deneysel Roman adlı eserinde ne yapıyor? Naturalizm akımının ilkelerini veriyor ve diyor ki gerçek bir deney. Öyle boşu boşuna tasvir yapmaya gerek yok. Aslında bu naturalistler ne yapıyordu? Naturalizm akımını benimseyen sanatçılar diyor ki, diyordu ki realistlere, siz yeteri kadar gerçek değilsiniz. Sizin yaptığınız betimlemeler ya bir göz yanılması ise, göz yanılması olmadığını tetkik etmek için, tasdik etmek için ne yapacağız? Laboratuvar ortamında deneyleyeceğiz. Değil mi? Deneyimleyeceğiz. Eğer ki aynı sonuç çıkıyorsa o halde bu gerçektir. İşte burada anlatılan deney, laboratuvar, soya çekim, determinizm kavramlarıyla alakalı olan bu ifadeler tabii ki de naturalizmle alakalıdır. 12. soruyla devam ediyoruz. Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diyor sevgili dostlar. Halk şiiri, anonim halk şiiri, aşık şiiri, tekke şiiri başlıkları altında gruplandırıldığı gibi anonim, aşık ve tekke şiiri, halk şairleri arasında düzene karşı gelen, isyanını şiirlerinde dile getiren kişiler gibi sanatçılar da vardır diyor. Arkadaşlar, şöyle seçeneklere geçmeden önce isyanını şiirlerinde dile getiren kimlerdir? Mesela Köroğlu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bolu Bey'ine karşı baş kaldırmış. Dadaloğlu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Padişahın halkı yerleşik yaşama geçirme çabasına baş kaldırıp dağa çıkmıştı. Peki Pir Sultan Abdal diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hızır Paşa tarafından biliyorsunuz Pir Sultan Abdal bir isyana katıldığı gerekçesiyle boğdurulmuştu ve Alevi Bektaşi şairleri için Şah-ı Şehit olarak kabul ediliyordu. Dolayısıyla isyanlarını, içindeki o baskıyı ne yapıyorlar? Şiirlerinde dile getiriyorlar. Var olan düzene karşı çıktıkları için bu üç sanatçıyı söyleyebiliriz. Var mı seçeneklerde üçünün de yan yana olduğu? Köroğlu, Dadaloğlu ve Pir Sultan B seçeneğinde mevcuttur. 13. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu gazelle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Birinci beyit matla beytidir. Matla olduğunu nereden anlarsınız? A şeklinde olduğundan. Hüma imiş, padişah imiş. Doğru. 13 numaralı sorunun A seçeneği doğru. B aşıkhane gazel örneğidir. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlarım lirik unsurların göze çarptığını görebilirsiniz. Değil mi? Zülfi siyahı sahi perri hüma imiş, iklimi hüsnü anun üçün padişah imiş. Sevgiliye dair unsurlardır. Saçlarıyla ilgili bir betimleme söz konusu. 3. Üçüncü beyte tevriye sanatı vardır. Üçüncü beytimiz bu. Avazeyi bu aleme Davut gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ey baki, şu dünyada ölümsüz olan, önemli olan nedir? Ölümsüz olan gök kubbede hoş bir ses bırakmak, güzel bir eser bırakmak demek ölümsüzlük anlamı olabileceği gibi. Ölümsüzlük, baki sonsuz demek ya. İkinci anlamı da ey baki, baki kendisine sesleniyor. Dolayısıyla iki anlamda da düşünüleceği için tevriye vardır dostlarım. D'ye bakıyoruz. 5. beyit Makda beyitidir. Şair ismini kullanmış mı? Hop.
şair ismini kullandığı için bu da olur. Musammat gazel örneğidir demiş. Arkadaşlar musammat gazel örneği olabilmesi için ne lazımdı? Beytin içinde geçen kavramların sonunda yer alan kavramla uyumlu olması gerekiyordu. Hatırladınız mı? Ne demiştik derslerimizde? Şebi hicran yanar canım, döker kan çeşmi giryanım, uyarır halkı efkanım, kara bahtım uyanmaz mı giryanım, canım, efkanım. Böyle bir ifadeye rastlamadığımız için cevabımız E seçeneğidir. Evet, sanatçı yüzyıl ve eser eşleştirmesiyle karşı karşıyayız tekrardan. Demiş ki, birinci öncül için 17. yüzyılda yaşayacak, Siham-ı Kaza adlı eseni yazacak. Kim olacak bu? Tabii ki de Hicivin üstadı, Kasid'in üstadı Nefi olacak. Birinci öncülde Nefi olmayanları eleyelim lütfen. Bakın bir seçenek kaldı. Devam edeceğiz tabii ki de. İkinci öncül için Süleyman Çelebi Vesvet-i Necat adlı eserini 15. yüzyılda yazmış. Doğru. Fuzuli 16. yüzyılda hangi eseri yazmış diyor. Hadikatüs Süveda, Kerbela olayını anlattığı eseridir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru seçenek C seçeneğidir. 15 ve 16. soruları bu tabloya göre yapmamızı istiyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle 15. soruya geçmeden önce şu eserlerin içerikleri hakkında sizlere bir takım bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Kiralı Konak nesil çatışmasını anlatır. Nur Baba Tekkebe Zaviyelerin toplumda meydana getirdiği yıkımları anlatır. Hüküm Gecesi Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türkiye'de kurulan partilerin birbirleriyle olan kavgaları anlatılır. Sodom ve Gomorra İstanbul'daki ahlaki yozlaşma anlatılır. Yaban'da Aydın Halk Çatışması ile beraber Kurtuluş Savaşı anlatılır. Bir sürgünde de arkadaşlar 2. Abdülhamit'in baskısından Paris'e kaçan Jön Türklerin hayatı anlatılır. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra öncülleri okumak çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi sevgili dostlarım, Best için bakalım. 3. ve 4. 4 numaralı romanlarda Kurtuluş Savaşı yılları konu edilmiştir. 3 ve 4 neymiş? Hüküm Gecesi ve Sodom ve Gomorra. Arkadaşlar, Hüküm Gecesi'nde parti kavgaları, Sodom ve Gomorra'da da İstanbul'un ahlaki yozlaşması anlatıldığı için yanlış olan seçeneğimiz budur. Evet, 16. soruyla devam ediyoruz. Yakup Kadri'nin aşağıdaki numaralanmış eserlerinden hangileri vaka zamanına göre doğru sıralanmıştır demiş. Yakup Kadri romanlarında Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadar Türk toplumunda olan değişimleri işlemiş ve vaka zamanı olarak bu dönemleri ele almıştır arkadaşlar. Sıralamamız nasıl olacak? Şöyle bir bakalım sevgili dostlarım. Tabloyu tekrardan gözünüzün önüne getirmek istiyorum. Burada ilk başta Tanzimat, Servet Efendi'nin ve Cumhuriyet nesillerini birbiriyle karşılaştırıyor ve nesil çatışmasını işliyor. Dolayısıyla bir olacak. Peşinden ne olacak arkadaşlar? 2. Abdülhamit'in baskısından Paris'e kaçan Jön Türkleri işlemiş olacak. Üçüncü sıralamada da Hüküm Gecesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra parti kavgalarını anlatıyor olacak. Ve dördüncü sıralamada da ne olacak arkadaşlar? İstanbul'da ahlaki yozlaşma, ahlaki bozukluğu işlemiş olacak. Bu sıralamaya baktığınız zaman 1, 6, 3 ve 4 numaralı sıralamalar karşımıza çıkıyor olacak. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, anahtar sözcüklerle çözmemiz gerektiğini hep söylemişimdir size. Bakın, akşam şairi, hüzün şairi diyor. Saf şiirin en önemli temsilcisi, empresyonist şair olarak, sembolizmin öncüsü olarak kimi biz hep söylüyorduk? Tabii ki de Ahmet Haşim diyeceğiz. İşte bu şekilde anahtar sözcüklerle çözmenizi hep istiyorum. Böylece zamandan da tasarruf etmiş olacaksınız. 18. soru, bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Ne demiş paragrafta? Hem içerik hem biçim açısından divan şiirine yenilikler getirmiştir. Yenilik.
Çevresini, çevresindeki kişileri, şiirlerini malzeme yaparak mahalleşmenin de önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Yaratılışı ve hayata bağlılığı ile hayata düşkündür diyor. Eskilerin soyut kavramlar dünyasından kendisini kurtararak ruhunun duyuşlarını olduğu gibi ifade etmiştir. Arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman yenilik yapan, yenilikten kastımız ne ola ki? Şarkı türünü çıkartmış diyor olabilir mi? Mahalleşme akımının önemli bir temsilcisi. Kadınları ten zevklerini anlatan şair kimdi? Tabii ki de Nedim diyeceğiz sevgili dostlar. 19. soru. Eşleştirme sorusu hangisiyle eşleşme yapılamayacak diyor. Gurbet şairimiz kimdi arkadaşlar? Kamu görevlisi olduğu için kodlamıştık. Değil mi bu şekilde? Kamu görevlisi olduğu için Bingöl'e gidiyordu değil mi? Dolayısıyla bize göre çok uzak bir yer olduğu için gurbette yaşamış demiştik. Gurbet şairi Kemalettin Kamu. Akbaba Mizah Dergisi'ni çıkartan Cenk Ufukları isimli şiir kitabını kaleme alan kişimiz Yusuf Ziya Ortaç'tı. Ankaralı Aşık Ömer Mahlasını kullanan ve Faruk Nafi Çamlıbel'le 10. Yıl Marşı'nı yazan tabii ki de Behçet Kemal Çağlar'dır. Aşık Veysel'i Türk Edebiyatı'na tanıtan, Sivas'ta öğretmenlik yapan kişimiz Ahmet Kutsi Tecer'dir. Dışarıda Faruk Nafiz Çamlıbel kalır dostlarım. Bu partide sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir bakın hemen ne çarptı gözümüze? Zemzeme. Zemzeme adlı şiir, şiir şeklinde yazılıp da eleştirel bir içeriğe sahip olan eseri yazan ve şiiri güzel sanatların bir kolu olarak düşünerek edebi eserlerde mantığın aranmaması gerektiğini ileri süren, şiirin ahlak dersi vermek maksadıyla yazılmaması gerektiğini ifade eden, yani şiirin şiir için yazılması gerektiğini her fırsatta söyleyen kişi tabii ki de Recaizade Mahmut Ekrem'dir diyoruz arkadaşlar. 21. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parçalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım parçalara. En arka sıradayım diyor. Otobüslerde yerimi en arka sıradan almak benim alışkanlığım. Azala azala tek tük kalan alışkanlıklarımdan biri. Kimse seni görmez. Sen herkesi görürsün. Herkesi görmek istemezsen kimseyi görmemiş olursun. Yol boyu bir motor gurultusu duyarsın. Hepsi bu. Karşıdan gelenler farlarını kısmışlarmış, kısmamışlarmış. Ha çarpıştık, ha çarpışamadıkmış. Bütün bunlar o gerilip doğrulmalar, derin solumalar, küçük bir cana bunca önem vermeler falan senin dünyandan içeri sızamaz. Nereye sızamaz dedin? Nereye? Senin dünyadan neymiş? Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman sanatçı burada ifade ettiklerini bir geçmişe gitmiş, bir geleceğe gelmiş değil mi? Geçmiş, gelecek arasında gidip gelmiş. Tamam. Bu parçaya bakalım. Elbette şu son yaşananlar sırasında en çok acıyı ben çektim. Fakat çevremdeki insanları hiç yoktan sebeplerle üzdüğümü de fark ettim. Benim acı çekmem, üzülmem başkalarına kötü davranmamı gerektirmez. Bu yaşananlar da onların suçu yok ki. Tek suçlu benim. Sorunlarımı da ben çözebilirim ancak. Bu yolculuk sonunda varacağım baba ocağı sorunlarımdan kurtulmamın başlangıcı olur umarım. Evet. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar kişi kendisiyle konuşuyormuş gibi yaptı değil mi? Kişi kendi iç sesiyle konuştu. İç monolog. Bir geçmişe gitti, bir geleceğe geldi tekrardan. Buna da biz teknik olarak bilinç akışı tekniği diyoruz. Birinci metinde bilinç akışı tekniği, ikinci metinde iç monolog tekniği vardır diyoruz. Hangisi yanlıştır? Sanatçı yazar eser eşleştirmesi. Nabizade Nazım'ın Zehra isimli yapıtı vardır. Abdülkamit Tarhan ilk pastoral şiiri yazmıştır. Sahra, Muallim Naci şiir kitabı olarak Ateş Pare şiirini yazmıştır. Sankt Paşazade Sezai Letaif rivayeti yazmamış. Zira ilk hikaye örneği olarak Ahmet Mithat Efendi bu yapıtı yazmıştır. Yanlış. İlk tarih roman eserini Namık Kemal yazmıştır diyoruz. Evet. Parçada sözü edilen sanatçıdan bahsediyor yine. Esir Şehir dizisi olarak yazdı. Esir Şehir'in insanları, Esir Şehir'in mahpusu,
Yol Ayrımı, Yorgun Savaşçı, Kurt Kanunu romanlarını kaleme alan ve gerçek tarihi anlatan kişi olarak edebiyatımızda yer edinmiş sanatçımız Kemal Tahir'dir diyoruz. Ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü edilen sanatçılardan biri değildir? Hangi sanatçılardan bahsettiğini şu an bilmiyoruz değil mi? Paragrafı okumadık. Fakat soruyu çok daha kısa yoldan çözmenizin bir yolunu belirteyim. Seçeneklerinize bir bakın lütfen ilk başta. Sadri Ertem, toplumcu gerçekçi. Necati Cumalı, toplumcu gerçekçi. Tarık Buğra, bireyin iş dünyasına esas alan sanatçı. Fakir Baykurt, toplumcu gerçekçi. Sabahattin Ali, toplumcu gerçekçi. Hangisi bu sanatçılardan biri değildir diyor. Bu, bakın diğer dördünden farklı çıktı değil mi? Bireyin iş dünyasına esas alan sanatçı. Ama garantilemem lazım değil mi? Paragrafa şöyle bir göz atabilirsiniz. Hocam zaman kaybı. Hayır, bu size özgüven kazandırdı. Hangi seçenek olduğundan emin oldunuz. Cumhuriyet'ten sonra öykülerinde toprak kavgalarını, ağır köylü zengin fakir çatışmasını, köyden kente göçün yol açtığı sorunları, dar gelirli insanların yaşam mücadelelerini anlatan kişiler kimlerdi? Tabii ki de toplumcu gerçekçilerdi. Birinin iş dünyasının insanların psikolojileri üzerinde durur. Dolayısıyla Tarık Buğra dışarıda kalır. Sevgili dostlarım, bugünkü denemenin sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.